Arkadaşlar bu balığımız 4-4,5 kilo civarında. 4-4,5 kilo civarında bakın. Görmüş olduğunuz balık. Bu balık nasıl temizlenir? Turna balığı. Turna balığı. Bu kanal balığı ve barajlarda olur ekstriyetlerde. Nasıl temizlenir? Bunu önce pulunu alıyoruz. Şu görmüş olduğunuz pulunu alıyoruz bakın. Şu şekilde pulunu alıyoruz arkadaşlar. Pulunu almadan olur mu? Olur ama pulunu alırsanız daha iyi olur. Bu şekilde pulunu alacaksınız arkadaşlar. 4 kilo var diyor ne baba bu balığa? 4-4,5 kilo civarıdır bu balık. Değil mi? Evet. Bayramdan sonra daha da güzel olur inşallah. Bu balık avlarımız. İsmail Keskin de bize katılacak diye bekliyoruz. Allah izin verirse bayramdan sonra gideceğim. Ben de gideceğim ya. Evet pullarını aldık bir tarafın. Bir tarafın pullarını aldık. Şimdi ikinci tarafını da aynı şekilde almamız gerekiyor. Almazsak olmaz. Görüyorsunuz arkadaşlar çok temiz bir balık. Bunu kiloyu satmaya kalksan 40 lira. 35 lira. O civardır yani. Eder değil mi baba? O civardır. Ve Samsun'da az bulunan bir balık. Evet. Evet İsmail Keskin'den turna balığı temizleme. Yakında inşallah dediğim gibi İsmail Keskin de bize katılacak şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bak bunun burasını alıyoruz. Bak. Görüyorsunuz değil mi arkadaşım? Bu şekilde alırsanız balığı pişirmeniz kolay olur. Kolay olur. Evet. Ondan sonra şurayı da alacağız yine. Şurayı da alacağız arkadaşlar. Bak burayı almazsanız yine olmaz. Burayı almazsanız. Bak şurayı da alıyoruz. Aynı zamanda bunları alırsak çok güzel bir balık yemiş olursunuz. Bıçağımız yine biraz kör. İdare eder ama ev bıçağı işte ne olacak? Daha sonra şu kafadan ayırıyoruz arkadaşlar bak. Evet hadi bakalım canavarı parçalıyoruz. Parçalayacağız şu anda ama şu pisliğini bir alalım önce. Evet karnını açıyorsun şu şekilde. Bakalım yavru balık çıkacak mı baba? Maşallah subhanallah. Evet bu şekilde iç temizliğini de. Aslında oldukça basit değil mi baba? Çok basitti bu balık temizleme. Tadı nasıl baba? Tadı hakkında ne diyorsun? Nasıl? Tadı hakkında ne diyorsun? Tadı çok güzeldir. Beğeniyor musun? Yani ooo süper bir balıktır bu balık. Ömür diyor ne? Süper bir balıktır. Zaten bulunmayan bir balık bu. Ay maşallah. Şekilde aynı zamanda şuradan alıyoruz bak. Şurada kafayı alıyoruz. Bıçak kır, kesmeyin. Arkadaşlar güzel bir bıçağı varsa getirin bana. Evet canavarın kafasını ayırdık. Harbiden de canavar değil mi baba? Hayır. Şöyle kafayı göstereyim. Artık bu balık işi tamam değil mi baba? Şimdi evet. Parçalanacak bu. Evet. Evet, evet dilim yapıyoruz arkadaşlar. İnce ince mi? Dilim yapıyoruz. Bak bunu bu şekilde incelirsek çok güzel düşmesi olur.
Dış kalın oldu biraz ama. Evet. Oha, balık da çok büyük yani. Pişirmesini nasıl yapıyorsun baba? Anlat bakalım bir yandan. Pişirmesini bunun temizlikten sonra tuzluyorsun. Evet. Tuzluyorsun, tavaya düşüyorsun. Un mun? Ha, unu katıyorsun tabii ki, unsuz olmaz zaten. Hiç mısır unu? Kuru mısır unu. Tamam, kuru mısır unu. Daha batırıyorsun sonra? Ondan sonra tavaya düşüyorsun tuzladıktan sonra. Bu kadar. Başka zorluğu yok. Tamamdır. Var mı baba söylemek istediğin bir şey? Başka bir şey yok. Herkese kolay gelsin. Hadi bakalım.